Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sanayi Odamızın Başkan Yardımcısı, paydaşlarımız ASD'nin, Ege Plaster'in başkanları ve sivil toplum kuruluşlarımızın birbirinden kıymetli başkanları, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben de diğer başkanlar gibi öncelikle böyle güzel bir etkinlikte olmaktan, tarihe not düşmekten, çünkü ilk bir fuarın ilki bu. Bugün burada olmaktan bu anlamda çok büyük bir keyif duyuyorum. Kendi sektörüm adına ve şahsım adına. Şimdi tabii bir doğum dedik, yeni bir şey dedik ama bizim sektör doğumlara alışık. Niye alışık? Plastiğin kendisi çok yeni. Bugün baktığınızda birçok endüstriden pay alarak büyümüş bir endüstriden bahsediyoruz. Yani demirin, çeliğin yerini alarak, bazen ahşabın yerini alarak başkan, bazen camın yerini alarak büyüyen bir endüstri. Ama sadece yerini almıyor, bazen de destek olarak üzerindeki kaplama oluyor, ürünün albenisini arttırıyor, ahşapta olduğu gibi. Büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. 1950 yılında sadece 1,5 milyon ton dünyada plastik üretilirken, bugün 330 milyon tona ulaştı bu rakam. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, 1950'lerde demir çelik endüstrisi plastiğin kat be kat üstündeyken, bugün üretilen plastik demir çeliğin kat be kat üstünde. Bu da ne sayesinde oldu? Demin dediğim gibi yerini alarak oldu. Tabii bu neye rağmen oldu? Bakıyorsunuz, etrafta duyuyorsunuz, işte plastik şurada yasaklansın, burada yasaklansın, sağlıksız. Ben ilginç bir şey söyleyeyim size. Bunlara rağmen plastik büyümeye devam ediyor. Ama işin ilginç yanı, en iyi büyüdüğü endüstrilerden biri de neresi biliyor musunuz? Plastik tıpta kullanımı büyüyor. Yani bugün baktığınızda şırıngaların, efendim vücuda kullanılan protezlerin, kalp kapakçıklarının, stentlerin kullanımı hızla büyüyor. Bazen böyle söyleyenlere diyorum ki en çok tıpta büyüyor. Tıp noktasında, insanların hayatına fayda sağlamak noktasında da plastik sektörümüz hizmet etmeye devam ediyor. Tabii dünyada böyle büyürken Türkiye'de nasıl oluyor? Türkiye'de de aynı tarihlerde, 1950'lerde dünyada plastik sektörü başladığında, bizde de tabii daha endüstrileşme tam yerini bulmamış, daha tarım toplumuyuz, hayvancılık toplumuyuz. Ne oluyor? İşte öküzün önünde böyle hani görürüz ya, bir boncuk takarlar. İşte o boncukların ilk üretilmesiyle başlıyor. Tespih üretilerek başlıyor. Hamam tası plastikten üretilerek başlıyor. Sonra işte askeriye matara üretilerek başlıyor. Kimler yapıyor bunu? Daha yeni kaybettiğimiz mesela Muammer İbrişim yapıyor. Öbür tarafta İbrahim Özaydın, 1950'lerde bu işlere ilk başlayanlar. Muammer Yücelerin adını geçirmezsek olmaz. İşte bunların çabalarıyla demin başkanımın bahsettiği, hani o Şener Bey'in bahsettiği basit makinalar, ama bizim için çok önemli makinalarla, el presleriyle başlayan süreç bugünlere geliyor. Bugünlerden kastettiğimiz ne? Bugünlerden kastettiğimiz, başkanım ağaç işlemelerinde üçüncüyüz dediniz, gurur duyduk Türkiye adına. Ama biz ikinciyiz Avrupa'da bu arada. Plastik endüstrisi biraz daha önde. Avrupa'da şu anda ikinci en büyük endüstri plastik endüstrisi. Dünyada da altıncı en büyük endüstri Türkiye adına bakıldığında iyi bir noktada. Yani o basit noktalardan, o küçük yerlerden geldiğimiz nokta, dünyada bu noktaya geldik. Türkiye 34 milyar dolar ciro üretiyor bu sektör. 34 milyar doları da aşağı yukarı, işte KOBİ'leri saysak, 6 bin mikroları da saysak, 11 bin firmanın üretimiyle bugünkü noktaya geldik. Tabii bununla durmuyoruz. Büyümemiz lazım. Ülkemizin de büyümeye ihtiyacı var. Firmalarımızın da büyümeye ihtiyacı var. O anlamda bu fuar çok önemli. Baktığınızda bu fuarın içinde ambalaj var. Plastik sektörünün, demin başkanım söyledi, en önemli kısmı, çünkü %45'lik kısmı plastik ambalajdan oluşuyor. Diğer tarafta teknoloji var. Makine var, ekipman var. Büyümemiz için makine, ekipman, teknoloji en önemli şey. Aşağı yukarı her sene 800 milyon dolar civarı yatırım yapıyoruz sektör olarak. 880 milyon dolardı geçen sene. Ama maalesef ağaç işlemelerinde başkanımızı kıskandık, söylediği. Dedi ki yüzde kaçtı başkanım, %90 mıydı ya? %95 yerli makine dedi. Bizim de plastik sektöründe sadece %20 yerli makine. %20-25 diyelim, hadi biraz daha iyimser yapalım. Gerisi ithal makine. Maalesef bu düşük bir oran. Yerli ve milli oranımız, sizin tabirinizle söylüyorum, düşük. Ama her sene büyüyor bu arada. Tabii bu yönüyle dezavantajlıyız. Petkim burada şimdi olunca onu da söylemek lazım. Petkim
bir anlamda önemli bir misyonu yerine getiriyor. Çünkü Türkiye'de yerli ham madde üretimi de çok az. %85'i ithal, sadece %15'i yerli üretimde sağlanıyor. Bunu niye söyledim? Bu demin bahsettiğim başarı bu eksikliklere rağmen yapıldı. Ama bu eksiklikleri kapatmak üzerinde de sektör olarak çalışıyoruz. Ve bu çalışmayla da arayı kapatıp daha büyük bir endüstri olmak çabasındayız. Ben demin İlhan Bey'e söyledim, başkanıma hayran oldum. Çünkü o kadar güzel tanıttı ki ağaç, ahşap bölümünü. Bizim de gidip şöyle bir bakasımız geldi detaylı. Ben de o anlamda kıskanmamı hemen yerine getirmek istiyorum. Bizim salonumuz da plastik endüstrisinde çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Orada da yine baktığınızda hem ambalaj sektöründeki hem makine teknoloji, ham madde kısmındaki firmalarımız gayet güzel ürünlerini sergiliyorlar. Komşularımızla birlikte güzel bir fuara imza atacağımızı ben düşünüyorum. Özellikle de Ege bölgesinde olmasının da ayrı bir bizim için değeri var plastik endüstrisi için. Demin Şener Bey çok güzel söyledi. Plastik endüstrisi İzmir ve bu bölgede Türkiye adına önemli işler yapıyor. Ben başkanıma özellikle Ege Plastik'e teşekkür etmek istiyorum. Dedi ki Şener Bey 4 kere dedi biz burada fuar çalışması yaptık. Bir kısım dedi eğer bakılırsa amatörce değerlendirilebilir ama çok fedakarca işler dedi. Ben amatörce görmüyorum. Çünkü çabanın getirdiği nokta bugünkü bu fuardır. Sizlerin çabasıyla bugün burada bu fuar. Bu anlamda Ege Plastik'e de yaptığı çabalar, fedakarlıklar için ayrıca ve özellikle teşekkür etmek istiyorum. Türkiye plastik sanayinin %10'unu firma olarak sağlayan, istihdamın %12'sini sağlayan, demin bahsedildiği gibi önemli bir pazar olan Ege bölgemizde, güzel şehrimiz İzmir'de gerçekleşecek bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada bu fuar çerçevesinde saat 13.45'te yukarıda Ege Bölgesi Sanayi Buluşmamız olacak. C salonunda hemen fuarımızın karşısında güzel bir panelimiz olacak. Sektörle ilgili bilgilendirmelerimiz olacak. Vakti olan katılabilecek özellikle katılımcılarımızı, ziyaretçilerimizi bu etkinliğe bekliyoruz. Ben fuarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Konuşması için Sayın Yavuz Eroğlu'na çok teşekkür ederiz.